Bir çiftçinin bir tarlası varmış. Çiftçi tarlasını eker, biçer, eker, biçer. Bir türlü istediği ürünü alamazmış. Çorakmış tarla, çorak. Çorak kelimesini bilir misiniz? Verimsiz. Çiftçi bakıyor ki elde ettiği ürün yaptığı masrafları karşılamıyor, zarar ediyor. Demiş ki aman ben bir daha bu tarlayı ekmeyeceğim. Bu tarla 5 para etmez. Gitmiş çiftçi köy kahvesine oturmuş kara kara düşünürken köy kahvesine bir tane eli ayağı düzgün yakışıklı bir adam girmiş. Çiftçinin adını söylemiş, göstermişler. Gelmiş demiş ki şu tarla senin mi? Evet demiş, o tarlayı bana satar mısın? Hayır demiş. Neden? 5 para etmez o tarla demiş çiftçi kendi tarlası için. Gelen adam demiş ki olsun. Ben o tarlayı satın almak istiyorum. Çiftçi demiş ki, ben seni kandırmak istemem. Benim tarlam 5 para etmez, senin hiçbir karın olmaz, zarar edersin. Gelen adam ısrar etmiş, ben tarlanı almak istiyorum. Satmıyorsan kirala o zaman. Adam demiş, olmaz. Yani ben bir şey kazanamıyorum, sen de kazanamazsın. Bunun üzerine gelen adam demiş ki, ben petrol mühendisiyim. Buralarda araştırmalar yaptık. Senin tarlanda çok zengin petrol kaynakları var. Petrol çıkacak oradan. Çiftçi kafasını kaldırmış, adama bakmış. Demiş ki, çiftçiyim diye dalga mı geçiyorsun? Benim tarlamdan arpa, buğday bile çıkmıyor. Petrol nasıl çıksın? Gelen adam bakmış ki, çiftçi ikna olmuyor. Ona demiş ki, madem tarlanı satmıyorsun, onu bir yıllığına bana kirala. Petrol çıkarsa yarısı senin. Çıkmazsa tarla senin. Ne kaybedeceksin ki? Çiftçi bu adamın ısrarı karşısında tamam demiş. Nasıl istersen git başımdan ya. Zaten borçlarımı ödeyemiyorum. Bir sürü borçlanmışım. Kara kara düşünüyorum. Gelen adam tarlaya gitmiş. Teşkilatını kurmuş. Petrol aramaları başlıyor. Tabii köylünün pek umudu yok. Çiftçinin umudu yok. Komşuları dalga geçiyorlarmış. Petrol zengini mi oluyorsun? İşte petrol milyarderi mi oluyorsun? İşte çıkınca bize de verir misin gibi. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, 15 gün böyle zaman geçmiş. Gelen adam kuyu kaza kaza belli bir derinliğe geldiğinde oradaki makinalardan petrol fışkırmış. Zapt edememişler, durduramamışlar. Sonra petrolü kontrol altına almışlar ve satışı başlayınca o çiftçi çok zengin olmuş bir ayın içinde. Sorabilir miyim? Sence o çiftçi bir ayda mı zengin oldu? Aslında çok daha önceden zengindi de bundan haberim yoktu. Ne dersin? Peki sen kendini nasıl görüyorsun? Belki biri senin kafana çorak demiştir. Belki verim yapmıyor demiştir. Belki dıştan bakıp ya bunun notları düşük ya da senin böyle kendini ifade edeme işine bakıp ya bundan hayır çıkmaz demiştir. Sen kendini özgüven fakiri, sevgi fakiri, kapasite yoksunu olarak görmüş olabilirsin. Sahi, beyninin derinliklerine, ruhunun derinliklerine, kendi kapasitene, içine doğru bir yolculuk yapmaya ne dersin?